İngiliz siyasetinin diyor Bediüzzaman, hassai mümeyyizesi, ayrıcı özelliği, fitnekarlık, ihtilaftan istifade, menfaat yolunda her alçaklığı irtikap, organize etmek, yalancılık, tahripkarlık, hariçte menfi fikirliktir. Fenalık ve ahlaki siyasiye, siyasetine vasıta olduğu için her yerde ahlaki seyyi, kötü ahlakı himaye ederek tescil eder. İngiliz derin devlet için bunu söylüyor Bediüzzaman. Bak ne güzel teşhis. Yani her türlü ahlaksızlığı, pisliği yapar. Muhalefet ruhuyla insanlar birbirine düşerek her türlü pisliğin içine girer diyor. İngilizler İstanbul'u işgal edince Bediüzzaman halkı İngiliz derin devletine karşı uyarmak için Hutuvat-ı Sitte diye bir yazı hazırlıyor, kitap hazırlıyor, kitapçık. Tüm İstanbul'da dağıtıyor. Bu eserden sonra İngilizlere karşı Kuvayi Milliye şuuru pekişiyor. Ondan sonra çeteler oluşuyor. Mücadele başlıyor. Çeteler derken delikanlı, kabadayı, aslanlar oluşan direnç grupları. İstanbul işgali sırasında kurulan İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Kuvayi Milliye ve Milli Mücadele aleyhine İngilizlere istihbarat veriyor. İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin en faal olduğu çalışma alanlarından birisi de casusluk faaliyeti. Cemiyet bu işe ayrı bir önem vererek çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede milli mücadele hakkında elde edeceği bilgileri İngilizlere vererek hem bu harekete başarısız kılmak hem de kendi durumunu sağlamlaştırmak isteyen cemiyet kurduğu irtibat ağı ile zaman zaman casusluk teşkilatı gibi çalışmış. Çalıştı o zamanlar.